Merhaba değerli dostlar. Stoacı yaşam felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen stoacı yaşam anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. Epiktetos'a kardeşini kendisine kızmaktan vazgeçmesi için nasıl ikna edebileceğini sorunca Epiktetos şöyle cevap vermiş. Felsefe insan için Herhangi bir dışsal unsuru güvence altına alma iddiasında değildir. Epiktetos ne demek istiyor? Felsefe dışsal olana ilişkin değildir. Felsefe insanın dışındaki bir şeyi değiştiremez. Felsefe insanın içinde bir değişikliğe neden olabilir. Burada iç ile kastettiğimiz elbette ruh veya zihindir. Stoacılara ama özellikle de Epiktetos'a göre ruhsal veya zihinsel gelişim felsefenin asıl hedefidir. Sen kardeşinin sana kızmasını nasıl engelleyebilirsin? Onun üzerinde bir yetkin yok, olsa bile yok. Hatta olmamalı. Sen kardeşinle uğraşmamalısın. Sen kendi içine dönerek kendinle uğraşmalısın. Kardeşinin sana olan kızgınlığını nasıl karşılayacağını düşünmelisin. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Stoa felsefesi reaksiyoner bir felsefedir. Dışarıdan gelen etki ve saldırılara karşı nasıl cevap verileceğini düzenlemeye çalışır. Buradan bir yaşam felsefesi çıkar. İnsan adeta kendini malzeme kılar. Marangozun ahşabı, heykeltıraşın da bronzu kullanması gibi bir şeydir bu. İnsan kendini hamur yoğurur gibi yoğurur. Stoacı yaşam sanatı işte budur. Epiktetos'un karşısına gelip de kardeşiyle ilgili soru soran kişi Başka bir soru daha sormuş. Peki kardeşimin yaşamı ne olacak demiş. Epiktetos da ona şöyle cevap vermiş. O da onun kendi yaşama sanatının konusudur. Onun yaşamı, onun tercihleri, onun kararları senin yaşama sanatınla ilgili değil. Bir çiftlik gibi sağlıklı olma gibi iyi bir şöhrete sahip olma gibi bu da bir dışsal kategoridir. Felsefe sana bunların hiçbirini vaat etmez. Felsefe senin çiftlik sahibi olmanı sağlamaz. Senin bedenen daha sağlıklı olmanı da sağlamaz. İyi bir şöhrete sahip olmanı da sağlamaz. Felsefe bunların hiçbirini vaat etmez. Daha ziyade her durumda yönetici ilkeyi doğayla uyum içinde tutmanı sağlar. Bu yönetici ilke insanın kendisiyle birlikte doğduğu yönetici ilkedir. Adam çok ısrarcı çıkmış. O halde kardeşimin bana kızmasını nasıl önleyeceğim diye sormuş. Epiktetos da bunun üzerine onu bana getir ben de ona söyleyeyim. Ama onun öfkesi konusunda sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Adam daha da ısrar etmiş. Öğrenmek istediğim şey şu demiş. Kardeşim benimle uzlaşmayı reddederken ben nasıl doğaya uygun yaşayabilirim? Bu aslında uzun süre beklemeyi, çaba göstermeyi reddeden bir insanın tavrıdır. En azından Epiktetos böyle düşünmüş. Verdiği cevaptan bunu anlıyoruz. Şöyle demiş Epiktetos. Büyük hiçbir şey bir anda oluşmaz. Üzüm salkımı ya da incir. Bunların hiçbiri bir anda oluşmaz. Şimdi bana incir istiyorum dersen bunun için zaman gerekir diye cevap veririm. Önce ağaç çiçek açsın, sonra meyvesini versin ve en sonunda da meyve olgunlaşsın. Bir incir ağacının meyvesi bile bir anda ve bir saat içinde mükemmelliğe ulaşmazken bir insanın zihninin meyvesini bu kadar kısa sürede ve bu kadar kolay elde etmeye çalışması mantıklı mı? Böyle bir şeyin olmasını bekleme diyor Epiktetos. Bunu ben söylesem bile bunu bekleme. Doğaya uygun olan mükemmel bir yaşam için biraz zamana ihtiyacın var. Bu sürede seni engellediğini düşündüğün bir şeylerle karşılaşacaksın. Sana ket vurduğunu düşündüğün bu engeller eğer yeterince sabredersen seni engellemeyecek, aksine sağlamlaştıracaktır. Stoğacılar sabrı çok önemser. Sabır, her şeye karşı sabır. Ama özellikle de zamana karşı, olgunlaşmaya ve dışsal unsurların zorlayıcı yönlerine karşı. Bu bazen Epiktetos'un öyküsünde geçtiği gibi bir insanın kardeşinin kendisine olan kızgınlığına sabretmesi şeklinde kendini gösterir. Bazen başka bir şey şeklinde. Bu bana Plutarkos'un İskender biyografisinde yer alan bir anekdotu hatırlattı. İskender Hindistan'da çıplak sofistlerle karşılaştığında onlara bir dizi soru sorar. En kötü cevap verenin kellesini uçuracağını söyler. Diğerlerini ise serbest bırakacaktır. Sorularından birisi şudur: Yaşam mı daha güçlüdür? yoksa ölüm mü? Gurulardan birisi şöyle cevap vermiş. Yaşam daha güçlüdür. Çünkü korkunç bir çileye katlanır. Dolayısıyla bir çileye katlanma durumunda değilsiniz. veya bir zorlukla karşılaştığınızda hemen pes ediyorsanız yaşamanıza da gerek yoktur. Bu noktada belki de Budizmin temel öğretisini hatırlamak lazım. Hüznün kutsal gerçeği. Doğum hüzündür. Yaşlılık hüzündür. Hastalık hüzündür. Ölüm üzündür Sevilmeyenle birleşmek hüzündür. Sevilenden ayrılmak hüzündür. Kişinin arzusunu kaybetmesi hüzündür. Kısacası varoluşa beş kat bağlanmak hüzündür. Budizmde hüznün giderilmesi kutsal bir gerçekliktir. Arzuyu yok ederek, onu bırakarak, kendini ondan kopararak, ondan ayrılarak, ona yer vermeyerek susuzluğun giderilmesi gerekir. Bu hüznü giderme yolunun kutsal gerçeğidir. Budizmde bu doğru inanç doğru istek doğru söz doğru eylem doğru yaşam doğru çaba doğru meditasyon kendini doğru bir şekilde Yok etme denir. Bu, Budizm'deki sekiz daldan oluşan kutsal yoldur. Budizme özgü olan, içgüdüsel olarak tüm öfke ve zalimliğe karşı olan ve hiçbir kışkırtmanın geri çeviremeyeceği bir yumuşak huyluluktan söz edebiliriz. Meşhur metin Damma Pada'da şöyle okuruz. Nefret hiçbir zaman nefretle sona ermez. Nefret sevgiyle sona erer. Bu eski bir kuraldır. İnsan sevgiyle öfkenin üstesinden gelsin. İyilikle kötülüğün üstesinden gelsin. Cömertlikle açgözlülüğün üstesinden gelsin. Doğrulukla yalancılığın üstesinden gelsin. Başka deyişle etrafında aç gözlüler var diye sen de aç gözlü olmak zorunda değilsin veya etrafında yalancılar var diye sen de yalancı olmak zorunda değilsin. Az önce de söylediğimiz gibi sto felsefesi de reaksiyoner niteliğiyle benzer bir tavrı benimser. Etrafında yalancıların olması senin de yalancı olmanı gerektirmez. Sen yalancı olmamaya çalış, bu yeterli. Bu bireyin etrafındaki hiç kimseyle ilgilenmeyeceği anlamına da gelmez. Eğer çevrenizdeki insanları değiştirme gücünüz varsa, bir filozof gibi karizmanızla onları etkileyebilecekseniz, düşünceleriniz onların düşüncelerini etkileyebilecekse harekete geçebilirsiniz. Nitekim yine Epiktetos'un Kynik Diogenes'le ilgili anlattıkları bunun kanıtıdır. Epiktetos der ki, Diogenes hiç kimseyi sevmiyor muydu? O kadar iyi kalpli ve herkesi seven biriydi ki genel olarak insanlık için bu kadar emeği ve bedensel acıyı isteyerek üstlendi. İnsanlığı seviyordu ama nasıl? Tanrının bir hizmetkarı olarak aynı zamanda insanlarla ilgilenerek ve Tanrı'ya tabi olarak. Bu nedenle belirli bir yeri değil, tüm dünyayı kendi ülkesi olarak kabul etti. Esir düştüğünde ne Atina'ya ne de oradaki arkadaşlarına ve yakınlarına üzüldü. Hatta korsanlarla yakınlaştı ve onları iyileştirmeye çalıştı. Köle olarak satıldığında sanki Atina'daymış gibi Korintos'ta yaşamaya başladı. Epiktetos, Diogenes'in bu yaşam deneyimini anlatarak özgürlük böyle kazanılır diyor. Epiktetos Diogenes'e şunları söyletir: Hiçbir şeyi olmayan, çıplak, evsiz ocaksız, bakımsız, kölesiz, kentsiz bir adamın kolaylıkla akıp giden bir yaşam sürmesi nasıl mümkün olabilir? Bakın, Tanrı size bunun mümkün olduğunu göstermek için bir adam gönderdi. Bana bakın, kentsizim, evim yok, malım mülküm yok, kölem yok, yerde yatıyorum, karım yok, çocuğum yok, sadece yeryüzü ve gökyüzü var. Bir de delik harmanim. Peki ben ne istiyorum? Kederim yok mu? Korkusuz değil miyim? Özgür değil miyim? Aranızdan herhangi biri beni ne zaman arzuladığım şeyde başarısızlığa uğrarken ya da kaçınmak istediğim şeye düşerken gördü. Tanrı'yı ya da insanları hiç suçladım mı? Herhangi birini suçladım mı? Herhangi biriniz beni kederli bir yüzle gördü mü? Epiktetos'un kahramanları arasında yer alan Kinik Diogenes işte böyle der. Stoacıların başka kahramanları da vardır selefleri olan kinikleri örnek alarak Herküles'i kahraman kabul etmişlerdir. O en iyi modeldir. Haklı olarak bir tanrıdır tüm dünyayı dolaşmış, nerede bir haksızlık, kanunsuzluk varsa veyahut bir canavarın, bir kötülüğün egemen olduğu neresi varsa orada insanlığın kurtarıcısı olarak belirmiştir Herkül veya Latincesiyle Herkules, Yunancasıyla Herakles. Her stoacı Herkül gibi yorulmak bilmeyen, acılara karşı zafer kazanan ve tüm dünyayı fetheden birisi olmalıdır. Yine stoacılara göre Homeros'un Odisea destanında ve İlyas destanında başından geçenler anlatılan Odysseus da bir kahramandır. Çünkü o Troya'nın yıkılmasından sonra kendi yurdu İthaka'ya dönerken tüm insanlığa örnek olacak bir dayanıklılık ve dinçlik sergilemiştir. Nitekim Stoacılara göre barbarlar arasında bulunan Persiye kralı Kyros da acı çekmenin iyi bir şey olduğunu kanıtlayan bir örnekti. Filozoflar arasında da böyle adamlar vardı. Örneğin Herakleitos doğayı kavrayışıyla değil tutkularını kontrol etmesiyle kahramanlaşmıştı. Keza Sokrates de yaşamı ve ölümüyle hem bir insan hem de bir vatandaş olarak tam anlamıyla bir örnekti. Ilımlı bir karaktere sahip olan Stoa felsefesinin kurucusu Zenon ve bu ekolün Zenon'dan sonraki yöneticisi olan Kleantes de dayanıklılığıyla öne çıkıyordu. Burada adanılan kişilerin hepsi birer bilgeydi Stoacılara göre. Stoacılar bilgelerin var olduğundan asla şüphe etmemiştir. Bilge olmak mümkündür. Her vatandaşın bilge olduğu bir kozmopolis idealini benimsemişlerdir. Çok zor bir hedef belki de. Ama filozoflar daha önce de belirttiğimiz gibi banyo küvetinde balık avlarlar. Umutlarını kaybetmezler. Özellikle de Epiktetos kurucu babaların doktrinine oldukça sadıktır. Her ne kadar sonraki stoğacılar tüm vatandaşların bilgi olduğu kozmopolis idealinden vazgeçmiş ve bu zorlayıcı bilgi idealini daha konforlu hale getirerek bilgelik yolunda ilerlemeye dönüştürmüşlerse de Epiktetos zor olan ideali yani kurucu babaların o ilk idealini sürdürmüş ve öğrencilerini mükemmelliğe ulaşma umudundan asla vazgeçmemeye teşvik etmiştir. Stoğacıların neredeyse tamamı bu mükemmellik anlayışının dört temel erdeme dayandığını kabul etmiştir. Bilgelik, adalet, cesaret ve ağır başlılık. Bu dört temel erdemin elbette alt kategorileri ve bölümleri vardır ve erdemlerin sayısı arttırılabilir. Ama bunlar en temel olan erdemlerdir. Bilgelik Yunancasıyla phronesis, Latince'siyle prudentia. Kurucu baba Zeno'nun erdemlerin ilk olarak değil sadece aynı zamanda hepsinin temeli olarak kabul ettiği bir erdemdir. Cesaret, acı çekilirken gösterilen bilgeliktir örneğin. Adalet, dağıtım sırasında gösterilen bilgeliktir. Ağırbaşlılık veya ölçüllük ise zevk almadaki bilgeliktir. Bilgelik, bilgiyle yoğrulur. Temel bir erdem olarak bilgelik, farklı alanlarda edinilmiş olan bilgilerin aynı zamanda yaşama doğru bir şekilde aktarılmasını da içerir. Örneğin fizik çalışmasıyla elde edilen bilgi, Ruhu da yüceltiği için takdire şayandır. Çünkü ruhun bu dünyada kapladığı yeri bize doğa üzerinden gösterir. Geometri, hukuk ve astronomi farklı açılardan faydalıdır. Dolayısıyla bu alanlarda edinilen bilgi de hem kendimizi hem de dünyanın kendisini bize tanıtır. Stoacıların ikinci erdemi adalettir. Yunancasıyla dikaiosune, Latince'siyle justitia. Stoacı filozof Chrysippos şöyle betimler adaleti: Bozulmazdır, kötü adamlara yol vermez. Bu yüzden bir bakiredir sert ve şiddetli bir görünüşü vardır. Kötülere korku, iyilere güven verir. Gözleri keskin görüşlüdür. Duruşu aynı anda hem hüzünlü hem de hayranlık uyandırıcıdır. Roma'da ise Kikero adaleti siyasi bir erdem olarak görür ve bireylerin haklarına ve mülkiyetlerine saygı gösterilmesi açısından değerlendirir. Adalet, hakkın yerine gelmesidir. Hak aynı zamanda Türkçemizde Allah'ın bir adıdır. Dolayısıyla hakkın yerine gelmesi Allah'ın bir emri gibidir. Haksızlık yapmak, hak çiğnemek önemli günahlardandır. Yine Türkçemizde hakkını helal etmek diye bir deyim vardır. Bir kimseye verdiği emeği, canı gönülden bağışlamak anlamındadır. Aynı zamanda hak, hukukun veya geleneğin bir kimseye tanıdığı şey, hisse ve paydır. Dolayısıyla hakkın veya adaletin savunulması, kişinin payına düşenin savunulmasıdır. Stoacılar adaleti çok önemsemiştir ve adaletle birlikte yürüyen diğer bazı kavramları da. Bu yüzden Epiktetos bir yerde şöyle der. Hürmet, inanç, adalet diye bir şey yok mu? Bir insan olarak üstün olmak için bu noktalarda. Yani hürmette, inançta, adalette üstün olduğunuzu kanıtlayın. Sonra Epiktetos şöyle diyor. Eğer bana güçlü bir tekme atabilirim derseniz, ben de size bir eşeğin yapacağı bir şeyle gururlanıyorsunuz derim. Bunu şöyle değerlendirmek de mümkündür. Bana haksızlık yapabilirsiniz ama dünyanın en aşağılık varlığı bile bana haksızlık yapabilir. Bununla övünemezsiniz. Övünmemelisiniz. Ben size sizin bana yaptığınızı yapmayacağım. Yani adalet intikam değildir. Stoacıların temel erdemlerinden bir diğeri ise cesarettir. Yunancasıyla Andrea, Latince'siyle Fortitudo, cesaret Stoacıların çoğuna göre iki bölümden oluşur. Birisi pasif, diğeri aktif. Pasif cesaret talihi ve onun oyunlarını küçümsemekten ibarettir. Başınıza ne gelirse gelsin umursamayacaksınız. iPhone Pro Max'iniz olduğu zaman sevinmeyeceksiniz. Aynı telefon denize düştüğü zaman üzülmeyeceksiniz. Aktif cesaret ise Latince'de magnitudo animi Yunancada megalophusia diye bilinen ruhun yüceliğidir. Büyük işlerin üstesinden gelmede gösterilen erdemdir bu. İyi ile kötünün farkına vararak yaşamdaki kötülüklerin üstesinden gelirken sergilenen cesarete aktif cesaret denir. Aktif cesaret aynı zamanda korkusuzluğu da beraberinde getirir. Nitekim yaşamın bir gizemi olarak yaşama eklemlenen ölüm karşısında korkusuzluk böyle bir cesaretin örneğidir. Cesaret özellikle de ölüm karşısında anlamlıdır. Stoacı filozof ölümü sakinlikle karşılar. Her an ölebileceğini, öldürülebileceğini bilir. Çünkü insanın ölmek için doğduğunun farkındadır. Ölümü bir kötülük olarak görmez. Ona göre ölüm doğadaki akışın bir parçasıdır. Yaşam süresinin uzun olmasıyla onun daha iyi olması arasında bir ilişki yoktur. Seneca'nın dediği gibi herkes ölüme yazgılıdır. Epiktetos'un dediği gibi kontrol edemeyeceğin şey için üzülmemelisin. Dördüncü ve sonuncu erdem ise ağırbaşlılık, ölçülülük, itidal gibi farklı şekillerde çevirebileceğimiz Yunancasıyla sofrosine, Latincesiyle temperantiyadır. Kikero'ya göre bu erdem diğer tüm erdemleri kapsar. Çünkü ölçülülük her şeyde gösterilmesi gereken bir erdemdir. Her şeyin ölçülü olanı iyidir ölçüllük her şeye bir güzellik katar. Nasıl ki bedensel güzellik uzuvlar arasında karşılıklı olarak ve ayrıca her biriyle tüm beden arasında kurulan simetri ise ruhun güzelliği de muhakeme gücüyle onun parçaları arasında ve bu parçaların her biri arasında karşılıklı olarak kurulan simetridir. Bu yaşamda da geçerlidir. Yaşamdaki her şeyin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Bunun için her şeyin kendi ölçüsüne göre düzenlenmiş olması lazım. Bunu başarabilirseniz yaşamınız daha güzel hale gelir. Her şeyin kendi ölçüsü vardır. Sorun ölçüyü bilmemektir. Ölçünün farkında olmak bizim iştahımızı da düzenler. Arzularımızı sınırlar. Aşırı ve abartılı yönlerimizi törpüler. Zaten stoğacılara göre doğaya uymak, doğanın rehberliğinde erdemli bir yaşam sürmek de bundan başka bir şey değildir. Doğaya uymak, doğanın ölçülerini bilmekle başlar. Bu bilgi yoksa erdemli yaşam da yok demektir.